Herkese merhaba. Şimdi ne yapıyorum? Yalıkava'ya doğru yol alıyorum. Orayı birazcık gezeceğiz. Orada bir pizzacı önerdi yakın bir arkadaşım. Ona bir bakacağım. Nasılmış, güzel miymiş? Orayı da eğer beğenirsem sizinle paylaşırım nasıl olduğunu. Şimdi Yalıkava'ya gitmek için minibüse binmemiz gerekiyor. O yüzden böyle Turgut Reis'te böyle bir güzel alandan geçiyorum. Şöyle size de göstereyim. Sabancı Caddesi olarak geçiyor burası. Çok güzel. O zaman Yalıkava'ya geçtiğimde devam ederiz. Görüşürüz. Uğradığınızda Arka Pizza diye bir yer var. Arkadaşım önermişti dedim. Gerçekten çok güzeldi. Yani oraya gitmenizi tavsiye ediyorum. Fiyatlar birazcık ortalamanın üstünde ama ben gerçekten lezzetli bir pizza yedim ve hani bir tanesi bir porsiyonu gerçekten doyurucu, ince hamurlu oluyor. O yüzden oraya geldiğinizde kesinlikle Arka Pizza'ya uğramanızı tavsiye ediyorum. Hem de deniz manzarası eşliğinde bir pizza yemeye ne dersiniz? Şarap falan da vardı. İçki de içebilirsiniz bu arada. Şu an Yalıkavak Marina'ya gelmiş durumundayız. İçerisinde çok güzel kafeler var ve tekneler var. Şu siyah tekne de benim zaten. Birazdan binip böyle Muğla'yı gezeceğim teknemle. Hadi gelin. Herkese merhaba. Şu an neredeyim biliyor musunuz? Gümüşlü'ye geldim. Şimdi burayı güzelce gezeceğim. Kahvaltı yapacağız. Çok acıktım. Ondan sonra da burayı güzelce gezip
tekrardan Turgut Reis'e, yani konakladığımız yere geleceğiz. Arkamızdaki minibüslerle gidiyoruz. Banka kartı ve kredi kartı falan geçiyor. 8 TL yazıyor. Gittiğimiz yere göre değişiyor. Bodrum'a gidersek 15 lira falan yazıyor hani. Yani Türkbükü'ne kadar gidiyor. Türkbükü de 21 lira. Bu şey çok güzel. Hani bir daha Akbil kartı falan çıkarmanıza gerek kalmadan banka kartı ya da kredi kartı temassız özelliğini kullanarak burada buradaki minibüsleri şöyle binebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Yarım saatte de 45 dakikada bir falan kalkıyorlar. Ben de işte şöyle arkamda bulunduğum Gümüşlük tarafına geldim. Aşağı doğru indiğimizde zaten göreceksiniz siz de. Hadi o zaman gezelim. Bodrum merkezdeyim şu an. Çok güzel böyle bir yer burası tabii ki. Arkada böyle yatlar, matlar, katlar falan filan var tabii ki Bodrum deyince. Burayı çok sevdim gerçekten de. 2-3 akşamdır buraya geliyorum. Bugün tatilimin 4. günü değil, 3. günü. Çok böyle hani güzel geçtiği için ister istemez böyle günlerim de şaştı. Bugün pazartesi ve 29 Ağustos pazartesi ve ilk defa değil, uzun zamandır ilk defa işe gitmediğim için ve pazartesiyi bu şekilde yaşadığım için çok mutluyum. Umarım sonsuza dek böyle olur. Hep tatil olur. Bu arada ne diyecektim size? Bodrum'da evler hep beyaz. Neden beyaz? Onu da araştırdım. İşte burada hava çok sıcak olduğu için, beyazda sıcağı içeriye çok çekmediği için, ya çekmediğini düşündükleri için bütün evler burada beyaz. Ve kapılarda mavi, o da hani yılan vesaire, hani hayvanlardan korunmak için, yani hayvanların içeri girmemesi için falanmış. İnternetten araştırdım da şimdi öğrendim. Çok mantıklı, çok güzel bence. Hadi gezelim Bodrum'u, birazcık size göstereyim, olur mu? Herkese tekrardan merhaba. Şu an bugün yani son günüm. Buradan Bodrum merkezdeyim şu an. Buradan yeni otogara giden minibüslere bineceğim. Oradan da Muğla'ya giden bir arabaya binip o
Oradan da tekrar minibüsle bu Dalaman'a gideceğim. Dalaman'a gitmek biraz sıkıntılı. Aslında şu an Turgut Reis yani Milas'a çok yakın ama Milas tarafında maalesef uçak bulamadım. Uçak bulamadığım için de mecburen Dalaman'dan almak durumunda kaldık. O yüzden şimdi bakalım Dalaman'a bir ulaşayım inşallah. 20.50'de uçak ama işte bakacağız 20.50'ye kadar. Bunun trafiğini de bilemiyorum. Hani ne olur ne olmaz. Birazcık erken. Saat zaten şu an 3.30'a doğru geliyor. Biraz erken ama bakalım 3.30'da yola çıkmaya başladım yani. Bu arada burayı çok beğendim. Yani gerçekten gelebilirsiniz. Özellikle Bodrum Kalesi, Zeki Müren'in evi falan çok 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 güzeldi. Burada bir arkadaşımın ailesinin yani tanıdığının yanında kaldık öyle diyeyim. Çok iyi bir teyzeydi. Bir teyzenin yanında kaldık. Gerçekten onu da çok sevdim. O da bizi çok sevdi. O şekilde böyle günlerimizi geçirdik. 4 günü yemiş oldum. Gerçekten çok güzel bir tatildi. Buraya gelirseniz kesinlikle Gümüşlü'ye, Yalıkava, Bodrum'a uğramanızı tavsiye ederim. Ben Turgut Reis'te konakladığım için buraya 15'er dakikada, yani 15'er dakika ya da 20'er dakika ya da yarım saatte bir falan kalkan minibüs, otobüslere falan denk gelip binebiliyorsunuz. Turgut Reis Marina da çok güzeldi bu arada. Marina'ya bayıldım özellikle. Zaten fotoğraflarını falan çektim, videolarını çektim. Onu da göreceksiniz. Turgut Reis tam bir aile yeri bu arada. Ailenizle birlikte buraya gelip güzel vakitler geçirebilirsiniz. 6.45 diye canlı müzik yapan bir yer var. Oraya gelebilirsiniz en kötü. Öyle yani hani çok beğendim buraları. Bir içim buruk tabii hani döneceğim için. Buraya yine geleceğim tabii ki. Yine eklendi yani hani. Yalnız çok sıcak. Ben de biliyorsunuz böyle beyaz tenli bir insan olduğum için sıcaktan kaçarak dolaştım güneş kremlerimle. Bir de denize giremedim. Yani girmek istemedim açıkçası. Denize çok aram olmadığı için. Arkadaşım da zaten yeterince yandığı için hani denize girmek o da istemedi. O yüzden biraz gezmeli. Bir de sağ olsun beni kırmamak için gezmeli bir tur yapmış olduk. Öyle yani. O zaman yolculuğum burada bitiyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek verin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.